şeytanın yolunda sabit misin? Şimdi Hüseyin Bey ve Bildan Hanım hoş geldiniz. Şimdi bazı sorunlar yaşadınız, bize geldiniz. Beddua ile ilgili bir takım şeyler yaşadığınızdan dolayı, enteresan olduğundan yaşadıklarınız, ben bunu kayıt altına almak istiyorum. Annenizin kaç tane çocuğu ölmüş Bildan Hanım? 10 tanesi ölmüş, 3 tanesi yaşıyor. O da kurbanlarla, yani 3 kardeş yaşıyor. Üçümüzden de birisi daha öldü, 2 kardeş kalmışız. Yani şimdi yaşasaydı, annenin çocukları yaşasaydı tam 13 kardeş olacaktı. 13 şimdi. Kardeş olacaktı. 10 tanesi şey olur, yaşamaydı. Bunlar anne karnında ölen var mı? Anne karnında ölen var. Anne karnında kaç tanesi ölmüş? Bilemiyorum ama. Ama çocuk doğduktan sonra annesi sütü üzeriyormuş çocuk. Evet, şimdi annenin çocuğu olduğundan. Aha. Çocuğunu emzirdiğinde annenin sütü çocuklarını zehirliyormuş. Annen çocuklarını sütü zehirlediği için ölmüş. Bunu evet. Geç mi fark etmişler? Daha önce fark edememişler mi? Fark edememişler. Yani yaşamıyormuş çocukları. Yani sütü zehirliyor da yani pek sütten mi başka bir şeyden mi onu bilmiyorum. Ama süt doktorlar diye, sütün yani çocukları zehirlediğini teşhis etmişler. Ve 10 tane çocuk ölmüş. Peki sen annenin size size emzirdiği sütler zehir olsun dediğini hiç hatırlıyor musun? Kaç defa söyledim. Hatırlıyorsun. Ne diyordu size beddua ederken annen? Size kızıp bağırdığı zaman sizin gibi evlat olmaz olsun. Evet. Sütüm size zehir olsun. Zehir olsun. Size helal olmasın olmaz. Diyordu. Muhtemelen annesinden de böyle bir beddua aldı. Aldığı beddua çocukları olduğunda çocukların sütünün çocuklarını zehirlemesine sebep oldu. Peki üç kız kardeşsiniz. Üç kız kardeş de hepsi evliliklerinde sorun yaşadılar mı? Yaşadılar. Hepsi yaşadı. Peki senin de aynı şekilde çocuğun öldü mü? Düşük yaptın mı? Düşük yaptım. Bir tane çocuğum oldu. Bir de düşük. İki tane, ikiz miydi çocuk? İkizdi. İkiz çocukların düşükleri öldü. Peki aynı enerji senin de çocuklarına karşı etkiliyor mu? Mesela çocuklara karşı doğduktan sonra çok saldırgan tavırların, öfkeli tavırların oluyor muydu sende de? Ya son dönemde yani şu bir yıldan beri aşırı derecede saldırganlığım oldu. Psikiyatrik tedavi aldım. Tedavi aldım. Yani ben çocuklara sebepsiz öfkeleri. Sebepsiz öfkeleniyordum yani. Beddua da ediyordum. Bağırıyordum, çağırıyordum. Aslında daha önce etmiyordun ama belli bir yaşa geldikten sonra, mesela şu an kaç yaşındasın? 39 yaşına geldikten sonra, hatta 38 yaşlarında falan çocuklara karşı bir öfken oluşmaya başladı ve çocuklara beddua etmeye başladın. Ve yani saldırmaya başladım. Çocuklara ulaşıyor. Böyle içinden içinden sana çocuklarının sütünü zehir et gibi veya zehir olsun size emdirdiğim böyle bir söz söyleme şey geliyor mu? Yok, bana gelmiyor öyle bir şey. Ama beddua etme, bela okuma bela isteği okuma, geliyor. Bela okumam çok. Mesela ne diyorsun bela okuduğun zaman, ne söylüyorsun? Allah bela versin. Bela okuyorsun. Allah kahretsin sizin gibi çocukları. Olmaz olsaydınız olmaz diyor musun? Diyordum. Olmaz olsaydınız diyorsun. O da dediğimde oluyor. Ya sinirlendiğinde agresifleştiğin zaman, kendini kaybettiğin zaman. Kendini kaybettiğinde. Bir çok sinirlendiğinde. Şimdi çok aşırı sinirlendiğimde çocuklara saldırıyorum. Çocuklarda kendim şey altınlıyorum zannediyorum. Hani kendim. Eşime saldıramıyorum,
saldırıyor. Peki bunun annenin üzerindeki bir bedduadan kaynaklı olduğunu tahmin ediyor muydun? Buraya gelin. Düşünmedin. Peki annen de babandan ayrıldı mı? Ayrıldı. Kaç kere evlilik yaşadı annen? Üç. Üç kez evlilik yaşadı. Yani onun da evliliği bitti. Evet. Biz siz devam ettiniz. Evlilik yaptı ve biz devam ettik. Onunla çatpat devam ettirdiniz. Yani bayağı bir arbede yaşadınız. Peki kız kardeşlerin evliliği bitti mi? Onların da evlilikleri bitti. Onlar da birer kere mi evlilik yaşadı? İkişer kere evlilik yaşadılar. Sen bir evlilik yaşadın ama... Sürdürüyorum. Sen sabrettin, dayandın diyorsun. Ama o da sana sabretmiş bu kadar yani. Ben çok sabrettim. Bir çalışma yapalım bakalım inşallah. Ona göre şey yapacağız. Peki bir dua etmeni isteyeceğim senden. Vildan. Bir aç ellerini, bir dua et bakalım. Allah'ım, anneannemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım de. Allah'ım, anneannemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım, anneannemin yaptığı bedduadan dolayı şeytandan... Bunu söylerken hafızan kayboluyor gibi mi oluyor? Kayboluyor, evet. Söyleyemiyorum. Bir saniye. Şimdi şöyle bir dua et bakalım. De ki, Allah'ım, anneannemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, anneannemin ettiği bedduadan dolayı şeytandan gelen... Bir kere daha ben söyleyeyim. Allah'ın anneannemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım, anneannemden gelen bedduadan dolayı sana sığınırım. Şeytandan beddua gelmedi ama anneannem... Söyleyemiyorum yani. Peki, bir kere daha dikkatli söyle. Allah'ım, şöyle de, Allah'ım, anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Söyle bakalım. Allah'ım, anneannemin ruhunu huzura kavuştur. Bu dua sana çok tuhaflaştırdı bir an seni, değil mi? Evet. Demek ki insanların bazıları huzur içinde yatamıyor kabrinin bir tarafında. Dünyada onun bedduası da, yaşayanlar da ne yapamıyor? O dua yapamıyor. Bak, iyi bir konsantre ol Vildan. De ki, Allah'ım, anneannemin ruhunu huzura kavuştur. Günahlarını affet. Bir daha söyle. Allah'ım. Allah'ım, anneannemin ruhunu huzura kavuştur. Günahlarını affet. Devam et duayı inanarak peş peşe. Beynin komut vermiyor sanki. Sıfır veriyor. Bir kere daha konsantre ol. Allah'ım, anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyledi. Allah'ım, anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyledi. Bir daha söyle. Allah'ım, anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyledi. Devam et. Allah'ım, anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affet. Devam et. Allah'ım, anneannemin ruhunu huzura ile günahlarını dille söylüyorsun ama kalpten söylemeye kalktığın an, inanarak söylemeye kalktığın an ağzından kelime çıkmıyor mu? Bir kere yani daha inanarak... İnanmak istiyorum, kendimi adapte edemiyorum. Konsantrasyon. Kalben söyleyemiyorsun değil mi? Aha. Bir kere daha söyle. Allah'ım, böyle inanarak, hani birine dua edersin, Allah'ım, annemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Çok basit bir kelimedir bu. İnanarak böyle anneannen için bu duayı yap. Allah'ım, anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Allah'ım, anneannemin huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Allah'ım, anneannemin ruhunu huzura
İnanarak üstten kaldı. İnanarak söyle. Allah'ım. Peki, Allah'ım anneannemin işlediği bütün günahlar için ben sana tövbe ediyorum de. Allah'ım anneannemin bütün Allah'ım. Allah'ım. Anneannemin işlediği bütün günahlarını affeyle. Ben onun işlediği günahlar için. Ben onun işlediği günahlar için. Sana tövbe ediyorum. Sana tövbe ediyorum. Estağfurullah ya Gaffar. Ya. Gaffar. Devam et, estağfurullah. Estağfurullah, ya Gaffar. 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 Dua ederken içinden ne hissediyorsun? Ağlama ihtiyacı hissi, bağırma hissi. Böyle bir ruh gibi oldum bir anda değil mi? Böyle bir şey yaptığım zaman. Tuhaf. Tuhaflaştın. Peki anneannem, Allah'ım da okuyacağım Kur'an'ı. Allah'ım anneannem için okuyacağım Kur'an'ı. Bak Allah'ım okuyacağım Kur'an'ı, anneannemin ruhunu hediye ediyorum de. Allah'ım okuyacağım Kur'an'ı anneanneme hediye ediyorum. Üç illat bir Fatiha oku anneannemin ruhuna sesli olarak. Üç kulhu bir Fatiha. Fatiha'yı okurken dilim mi dolaşıyor? Tam düzgün okuyamadın. Normalde okuyor musun Fatiha'yı? Sürekli. İsm-i Azam duasıyla Fatiha suresi sürekli ağzımda. Bir kere daha oku. Allah'ım. Euzu şeytanir racim değilse. Onu da mı unutuyor? Euzu billahi mine şeytan. Bir daha söyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdine sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve le'd-dâlin. Bir daha dua et. Allah'ım. Şahit ol ki. Şahit ol ki. Ben anneanneme. Dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret. Geçmiş ve gelecek. Tüm haklarımı helal ettim. Helal ettim. Peki anneannenin de çocukları ölüyor muymuş? Bilmiyorum ki. He? Annenin kardeşlerinden falan ölen olmuş mu? Yani şeyden sonra dayım vefat etti. Küçük yaşta mı ölmüş dayım? Yok. Evlendikten sonra vefat etti. Onun kızı da öldü. Dayının kızı da öldü. Erken yaşta mı öldü? 24 yaşında vefat etti. Yeni geldi, 4 harf geri de öldü. Biz romantizma dediler, otobüsüler. O şekilde kız da öldü. Anneannenin ölüm sebebi neymiş? Peki bir kere daha bir dua et bakayım. Allah'ım anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Allah'ım anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Zorlanıyor musun? O kadar değil.
Peki annenin, Allah'ım annenin babasının ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyledi. Allah'ım annenin babasının huzura kavuştur, günahlarını affeyledi. Allah'ım annenin babasının ruhunu huzura kavuştur. Allah'ım annenin babasının huzura kavuştur. Ruhunu huzura kavuştur. Ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyledi. Bunda zorlanıyor musun? Evet. Ensende ağrı var mı senin sürekli? Sırt ağrıların, bel ağrıların var. Peki şöyle bir dua et. Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Soyumdan yerine getirilmeyen, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Bir daha söyle. Allah'ım. Allah'ım, soyumdan gelen, Adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Bir daha söyle. Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Bir daha söyle. Allah'ım. Söyle. Adak deyince mi daha çok etkileniyorsun, beddua deyince mi? İkisinde de etkileniyorsun. Bir de tüm koçu kestirmeye değilse koçu kestireyim mi? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Annesi mi annesi mi? Bilmiyorum. Koçuk ben. Söyle. Söyle. Söyle.